Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Akşam gördünüz, çok güzel drone görüntülerini. Otele geldik, çok yorgunduk. Normalde bir şey çekemezdim. Ama dedim ki ya burayı göstermem lazım. Sonra gece müthiş bir yağmur yağdı. Ya gerçekten çok güzel bir yer. Biz de şöyle bir karar aldık. Bir gün burada bir gün daha geçirelim. Bir gün daha dolu dolu geçirelim dedik. Çok güzel bir köy. Aynı zamanda otelimiz de çok güzel bir yer. Onun için resepsiyona gittim. Resepsiyona gitmeden önce çok güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra dedim müsait yeriniz var mı? Ama maalesef kaldığımız yerde yokmuş. Kaldığımız yeri de çektim. Gördünüz fiyatını merak edenler varsa 110 euro. Yani normalde mümkün değil böyle bir yerde kalmak. Ama son dakika Booking'de bak unutmayın son dakika Booking'de çok güzel yerler çıkıyor. Tabi biraz riskli ama o riski alabilirsiniz bence. Bu fiyata böyle bir yerde kalmak çok zor. Hele mesela Fransa çok pahalı yani 70-80 euroya öyle yerlerde kalıyoruz ki. Diyorlar ki vay efendim işte çarşaf ve havlu istiyorsanız 7'şer liradan 14 lira para vermeniz lazım. Küçük küçük yerler falan. Çok beğendim yani. Ama burada kalmamızın sebebi buranın çok güzel oluşu, dağ falan tabii orası da var. Çok yorulduk, dinleneceğiz orası var ama bu köyün çok farklı bir özelliği var. Orayı yarınki videoda izleyeceksiniz. Bugün böyle drone görüntüleriyle, şahane görüntülerle geliyoruz. Yavru, yavru sen nasıl müthiş bir şeysin ya. Sen nasıl bir şeysin ya. Yerim seni, yerim, yerim. İniş gerçekleştiriyor. Oha! Helal sana. Bak bu kadarcık alet size böyle cennet bir yeri o kadar güzel görüntüler aldı ki. Sakın ha kaçırmayın. Ya müthiş yorgunum. Otele varmaya gidiyoruz ama ya bura kaçmaz dedim ya. Ben bu güzellikleri yaşıyorsam Memoli'nin dünyasındakiler de görsün dedim ya. Şuraya bakın ya. Ya çok güzel ya. İnşallah bunu izleyen herkese Allah bundan daha güzel yerleri nasip etsin. Geçsin, görsün, eğlensin. İşte ne bileyim. Ondan sonra odalarla böyle bir de bir şey söyleyeceğim size onu da söyleyeyim. Normalde ben size işte yola çıkarken şöyle bir karar almıştık ve yol haritamız böyleydi. Ben kendimi de söz vermiş gibi hissediyorum bu konuda. İşte Avusturya'ya dünyanın en güzel seçilen köyüne gidip birkaç batarya bitti bu arada bataryayı değiştirdim. Ne diyordum işte o köyde gidip kalacaktık ama maalesef bu kadar uzun süreceğini bu tatilin hesaplayamamışız. Ve bizim bir başka bir kıtaya gitme sözümüz vardı. Orayı altından girip üstünden çıkacaktık. Uçağımız kaçacak. Onun için şu anda bir plan değiştirdik. Bugün burada bir gün daha kalacağız bu güzel köyde. Sonra dönüşe geçeceğiz. Dönüşte İsviçre'ye gideceğiz. İsviçre'nin o cennet mekanlarını, dağlarını, şelalelerini, ırmaklarını, Heidi'nin yaşadığı köye gidip gezeceğiz. Ondan sonra da direkt uçağa binip başka bir kıtaya gideceğiz. Onun için böyle bir plan değişikliği oldu. Bugün de burada böyle güzel bir dinleneceğiz. İşte burada kalmak istiyoruz ama aşağı indim işte dedim ya odanız falan var mı diye. Maalesef aynı yerde yokmuş. Dedi ki başka bir odamız var. İsterseniz biraz da böyle pazarlık yaparak uygun fiyata
başka bir odada kalabilirsiniz dedi. Biz de odayı değiştirdik şu anda. Buranın fiyatı da çok güzel. Yani tabii öbürü daha iyiydi ama son dakika böyle geldi. 105 euro dedi. Tamam dedik. Burada kalacağız bugün. Burayı da göstereceğim ben size birazdan. Şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Bayağı oldu. İşte 10-15 gün, kaç gün oldu unuttum yani. Videolar nasıl gidiyor? İzlenmeler kötü. Bunu biliyorum. Ama çok kafama takmıyorum. Çünkü ben gezmeyi zaten çok seviyorum. Geziyorum. Geçen sene de böyle yerleri gezdim. Ama bu sene sizle beraber ve video çekerek bir hatıra olsun diye böyle geziyoruz. İnsanın illaki etkileniyor ama çok düşürmüyor beni. Ha çok izlenmeler olsa tabii daha da yükseliriz ama olsun, ona takılmadan güzelce böyle sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Çok merak ediyorum nasıl gidiyor. Yani editör arkadaş da çok güzel montaj yapıyor sağ olsun. Yani videoların kalitesi, benim çektiğim, bak eleştirilerinizi de varsa yazın. Gerçekten dikkate alırım. Ha Memoli'nin dünyasında herkese göre bir şey çıkmaz. Ama genel insanların beğendiği veya beğenmediği şeylere dikkat ediyoruz. Mantıklı gelen ve gerçekten güzel bir fikir olursa da onu da yapmaya çalışırız. Hatamız, eksiğimiz varsa da onu düzeltmeye çalışırız. Ona göre de yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da çok merak ediyorum. Ha, videoları da beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bu bize ayrı bir motivasyon oluyor. Ama bizi düşürmüyor. Bak izlenmelerin az olması falan, abone sayısının çok yavaş yavaş artması çok fazla düşürmüyor. Çok fazla takılmıyoruz. Onu da bilin. Sizleri gerçekten daha çok güzel yerlere götüreceğiz. Beraber gezeceğiz. İnşallah size de faydası oluyordur. Bir kafanızı dağıtıyordur. Bir motivasyon oluyordur. Belki gelirsiniz buralara, nasip olur. Bu videoyu izleyen herkese inşallah böyle daha güzel yerlerde tatil yapmayı Allah nasip etsin. Şimdi size kalacağımız ikinci gün kalacağımız yeri gösterelim. Burası böyle bir raf yapmışlar girişte. Burada bir dolap rafı var. Yatağa bakıyor musunuz arkadaşlar? Yatağı ne güzel dizayn etmişler. Yorganı kalp şeklinde yapmışlar. Böyle işlemeleri, dizaynı, orada televizyonu, aynası. Banyosu yine çok şık, temiz, ferah. Buranın kapısı yok mu diyeceksiniz tabii ki. Kapıyı da bak böyle yapmışlar. Çok başarılı ya. Malzemesi de çok kaliteli. Aa, bak hemen açınca lamba yandı. Kasası var burada. Yani lambalar falan böyle gerçekten çok kaliteli kullanılmış. Burada bak böyle bir oturma grubu gibi oturma yeri yapmışlar. Çikolatalar koymuşlar bizlere. Burada buzdolabı var. Ya şu tahtanın, kalbin güzelliğine bak. Burada da bir tane küçük kalp. Çok güzel dizayn etmişler. Hele gelelim manzaramıza. Perdemizi açalım. Penceremizin önünde güzel çiçekler. Dağlardan akan, görüyor musunuz? Bak bulutlar, dağların ortasında bulut. Dağlardan akan sular, çay, çok güzel ya. Bu köyde kalacağız. Dün 37 dereceydi. Bakın insanlar montlar giyiniyor. Bugün 17 dereceye düşmüş ama olsun. Bomba bir gün, çok güzel bir gün, çok güzel bir yer. Biz bu köyde böyle işte çok güzel, tamam dinleneceğiz, otel, köy güzel ama bu köyün başka bir hikayesi var. O hikayeyi yarın izleyeceksiniz. Çok ayrı bir şey, sakın ha kaçırmayın. Ve daha güzel videolarla geliyoruz inşallah. Güzel videolarda izlettirdiğimize inanıyoruz en azından biz. Bir günlük kusura bakmayın, böyle bir video oldu. Bizim böyle bir mola, planla alakalı, kaldığımız yerle alakalı bilgi verdik. Yani böyle bir video oldu, kusura bakmayın. Ama çok güzel yerlere gideceğiz. Hele yarınki video çok dikkat çekici. Bir günlük bizden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Memoli ile kalın.